Merhaba arkadaşlar. Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketin ses problemlerinden dolayı tekrardan üzerinden bir anlatım yapacağım. Yeşil Yatırım burada fincan oluşumu yapmış. Tabii ki bu fincan oluşumu 2018 yılıyla 2021 yılı arasında olmuş. Şuradan sonrası da tekrardan bir oluşum süreci tabii ki. Burayı ben size nasıl ifade edebilirim? Detaya girmeden Dirit örnek verebilirim. Bakın kanalı 1, 2, 3. defa da deneyip kırmış. Peki ben de diyorum ki bunun üstünkörü Yeşil bunu neden yapmasın? Yapabilir, potansiyeli var. Yeşil çıktı mı deli gibi çıkar. Kimse tutamaz onu. Yani ben günlüğü alayım bakın grafiği. Ben size şöyle anlatayım. Kendi tecrübelerimi anlatıyorum arkadaşlar. Kesinlikle sizin düşüncelerinizi etkilem amaçlı veyahut da yol gösterici amaçlı anlatmıyorum. Sadece tecrübelerimi aktarıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada ben bayrağımı çizdim. Buralardan girdim ben. 2 lira 10 kuruş muydu? O arada bir şeydi. Biraz da ben nasıl söyleyeyim macera aradım kendi kendime. Yani kısa yollu bir kazanç elde edelim dedim. Ki yapılmayacak bir hissede yaptım ben onu. Hala pişmanlığını taşıyorum. Dedim ki bu hisse 3 lira 10 kuruş seviyelerinden döner. Dönmedi. Bastı yavrum gidiyor. Burada 4 lira küsur hatta bir seviye var. 5 kuruş, 10 kuruş arasında. Detaya girmiyorum. Kaba taslak söylüyorum fiyatı. Buradan döner. Dedim yavrum buradan da dönmedi. Hala bastı gidiyor. Şurada bir artı 10 açtı. Tekrardan bir sıfırladı. Dedim buradan bir gireyim. Ondan sonra şurada bir engel gördüm ben. Bari dedik buraya kadar gidelim. En azından kaybettiğimiz karın birazını orada çıkartırız, orada satarız, geri aşağıdan alırız dedim. Dediğimi de yaptı. Allah'a çok şükür utandırmadı bu sefer. Neyse buradan düştü. O sırada da hisseye ceza geldi. Emir iptali, bir takas zaten vardı. Ama bu benim için çok iyi bir haber. Yani benim için bu hisseye ceza değil, ödül. Benim için ödül. Peki burada bizi bekleyen ne? Şimdi burayı zaten geçseydi, burayı geçseydi, şurayı geçmemesi için hiçbir engel yoktu. Yani şurayı geçmişsin. Yani şu kadar küçücük bir çirkinliğe mi takılacak bu hisse? Ondan sonra buradan yardır Allah yardır. Nereye kadar? Vallahi buralara kadar gelirdi. Ya bunun patma sürer miydi? Sürerdi. Zaten şu aralarda acayip derecede alıcı vardı. Şuralarda ya. Millet şuralarda girmeye korktu. Yani yeşili artık bazı kitle dolandırıcı, ne bileyim küçük yatırımcı düşmanı olarak tanıtıldı. İnsanlara öyle iz bıraktırdılar. Ama yeşil her zaman çok kazandıran bir hissedir. Çok ekmeğini yedim. Neyse arkadaşlar, buradaki dirence geldi. Allah'tan burayı kırmadı. Yatıp kalkıp buna şükür ediyorum. Çünkü yani ucuzdan alıp da yukarıya gitmek bambaşka bir şey. Buradan döndü. Peki diyeceksiniz ki bu seviye nerede son bulacak? Bu düşüş nerede son bulacak? Benim tahminime göre 4 lira 3 kuruş seviyelerinde. Peki bir bakalım yarının tabanı kaç? Taban hesaplaması yapalım. Hesap makinesi bir baba.
44 bölü 1.1 eşittir 4.03. Tesadüfe bak. Tesadüf mü? Bence değil. Çizdiğimiz direnç ne diyor? Destek ne diyor? Yani 4.03, 4.05, 4.06. O civarlarda. Peki, burada benim kafamda şu an iki türlü bir senaryo oluştu. Ya yarın burada tabanda kapatacak. Ertesi gün buradan taban açıp yukarıya doğru toplama bir hareket yapacak. Ya da yarın buradan taban açacak, biraz hacim yapacak. Mesela eksi 10 ya, eksi 5 gibi bir kapanış yapabilir. Belki artı, belki nötr de kapatabilir. Yani buralar benim için düşüşün son bulduğu noktalar. Şurada. Peki burada bizi burada nasıl bir hareket bekliyor? Belki böyle gider. Böyle yapar. Böyle yapar. Böyle yapar. Böyle gider. Veyahut da olmaz değil ya. Olacağı tutar. Olur. Buradan destek bulur. Böyle gider. Yapabilir mi? Yapabilir. Peki sen bunu nasıl görüyorsun? Sen bunu bu kadar nasıl emin konuşan diyorsun? Ya onu da göstereyim arkadaşlar. En basit şekliyle. En basit. Bakın şuradan dolar bazlı açıyorsunuz. Dolar bazlı açıyorsunuz. Hikaye bitmiş mi? Bence daha şu an hikayenin ortasındayız. Şura. Şura. Biraz daha küçültelim. Şura. Bence hikaye bitmedi. Belki hikayenin başındayız. Bunu kestiremiyorum. Bakın buradan kaç gitmiş? %4000 de ya yuvarlak hesap 4000. Buradan kaç gitmiş? 2100. 2000. Peki. Buradan bu üst bandı görürse %3000. Yapar mı? Yapabilir. Potansiyel var çünkü size. Dolar bazında mükemmel bir seviyede yani. Bana göre. Yani ben kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Kendi düşüncelerimi yani hissede uygulayacağım veyahut da içten içe hisseyle konuştuğum şeyleri size aktarıyorum. Ya adam Sasa'yı savunuyor. Sasa uçmuş gitmiş ta nerelere, Hektaş uçmuş ta gitmiş nerelere. Adam da dolarda bu, dolar bazlı hedef bırakmamış, TL bazlı hedef bırakmamış. Adam hala yemiyor, içmiyor, Sasa alıyor, Hektaş alıyor, Sasa alıyor, Hektaş alıyor. Ya biraz bekle ya. Bekle. Düşecek mi? Çıkacak mı? Hisse bilmiyorum. Aşağıları görmüş. Daha yok 4 basamaklı olacak. 5 basamaklı olacak ya. Yok uzaya merdiven dayayacak. Tamam. Yani bir yerden sonra ayrılmak lazım arkadaşlar. Yani hisseye aşık olmamak lazım. Mesela yeşil. Ben size örnek vereyim mesela. Bakın. Yeşil. Şuraya gelirse mesela %25'ini alırım yani. Ondan sonra buraya gelirse %75'ini alırım. Pardon. Buraya gelirse %25'ini, buraya gelirse %50'sini alır, kalan %25'i nereye gidiyorsa gitsin. İster şuraya gelsin. İster şuraya gelsin.
İster buraya gelsin. Benim için fark eden bir şey yok. Ben kârım etmiş miyim? Şey, içerideki kalan loot bedava mı? Bedava. Ben kârımı almış mıyım? Yani borsada gözü aç olmuyor. Gözü aç oldum mu olmuyor. Yani canlı yayında değil ki sormak istediğiniz bir şey var mı? Öğreneyim. Ya da yorumlarda siz belirtin. Deyin ki bizi ne gibi hareketler bekliyor mesela. Onu anlattım ama yani daha farklı bir konu varsa, bildiğim bir şeyse anlat. Ama burada yani beni bilmiyor varsayın ya. Burada beni bilmiyor varsayın ve siz söyleyin. Şu dolar açınca, şu dolar açınca sizin görüşünüz nedir ya? Ben özellikle sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şurayı sileyim. Ya bu bana bildiğin tablo ya. Bunu tablo olarak çıkarttıracağını asacaksın evin duvarına. Ondan sonra da çocuklarına anlatacaksın. Diyeceksin ki yavrum evladım ben şuradan girdim bak hisse. Şuradan girdim. Of. Patron aldı bir götürdü hisseyi. Şuraya kadar. Şuraya kadar. Ben burada çıktım. Ne o anlatılacak, övünülecek bir şey arkadaş. Çok şey değil yani, basit alınacak bir olay değil. Yani şuradan şurası mesela yüzde kaç gelecekler? Bakın. Şuradan şuraya. Yani. %800, %900. Allah bir bereket çaksın. Demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Yani biraz olduğu gibi anlatmaya çalıştım. Yani canımı cicimi olmadı ama bu kadarlık yeterli bence. Yani kesinlikle yani alın, satın, tutun, bekleyin. Yani burada hayal de satmıyorum. Yani ne bileyim umut da vermiyorum. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Ben kendi hissemde davranacağım şekil bu. Yani yapacaklarım da bu. Ben size yapacaklarımı söyledim. Ha, siz yaparsınız, yapmazsınız. Herkesin kendi fikri. Herkes aldığı riskler kadar kazanır. Aldığı riskler kadar kaybeder. Orası ayrı. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz bambaşka sevinirim. Yorum yaparsanız daha çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.